Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size iki kişilik batağın nasıl oynandığını göstereceğiz. Bir önceki videomuzda gösterdiğimiz Rus batağı, yani iki kişilik oynanan batakların bir türüydü. Bu da Koskin denilen. Her yörede farklı isimleri de olabilir. Bazen arkadaşlarım yorum yapabiliyor. Bunun ismi şöyleydi, böyleydi gibi. Birçok ismi olabilir. Ama bizim yörede Koskin adı veriliyor. Onun nasıl oynandığını göstereceğim. Destemizi karıştırdık ve kestik. Kestikten sonra 5 tane kağıt açıyoruz arkadaşlar. Beş tane de kendi önümüze. Beş tane daha rakibimizin önüne. Ve 5 tane daha kendi önümüze açıyoruz. Sonra 5 kağıt rakibimizin önüne açık bir şekilde açıyoruz. Oo, çok güzel gitti. Bunun 5 kağıttan hangi renkten daha çoksa, yani hangi kağıttan daha çoksa onu koz olarak söyleyecek rakibimiz. 5 kağıt açıldığında kozu söylemek zorunda. Hepsinden farklı da açılsa bir koz seçmek zorunda. Şu an rakibimizin 3 tane sineği olduğu için koz sinek diyecektir ve ondan sonra bizim kağıtlar açılmaya devam edecektir. 5 tane de kendi önümüze açıyoruz. Ve 5 daha rakibimizi açıyoruz. Rakibimizin de eli fena değil gibi bakalım. Ve 5 tane daha kağıt kendi önümüze. Bizim elimizde hiç iyi değil. Sonra 3 rakibimize, 3 kendimize, 3 rakibimize, 3 kendimize kağıt dağıtıyoruz. Bu dağıtılan kağıtlar elde oynanacak. Rakibimizin ve kendimizin göremediği kağıtlar. Bunları ta ki kim kağıt alırsa o bakabilir. Yani şu an rakibimiz hamle edecek. İlk kozu söyleyen oyuncu başlıyor. Onu söyledikten sonra, yani elini aldıktan sonra, bir el aldıktan sonra bunları aşma hakkını elde edecek. Eğer rakibimiz eli alamaz, biz alırsak ise rakibimiz eline bakamaz, biz bakabiliriz. Baktıktan sonra bu kağıtlardan da hamle şansımız var. Oynadığımızda daha iyi anlayacaksınız. Mesela şu an bu açık kağıtlara göre oynanacak. Şu 10 kağıt rakibimizin, bu 10 kağıt bizim. Mesela sinek, onluyu, kızlıyı ve valeyi geçebilen kağıdımız yok. Sineği oynayabilir, alarak başlayabilir. Geldi kupaya. Kupada papazı var. Bizim papazı geçer kağıdımız yok. Karoda papazı var. Karoyu da geçer kağıdımız yok. Bir tek maça da geçebiliyoruz. Rakibimiz istediğinden başlayabilir. Şu an şu onluyla başlasın mesela. O an oynadığınız kağıdın altındaki de açılıyor. Biz herhangi birini vereceğiz. Altılı ya da yedili. İkisi de fark etmiyor zaten. Açtık. Rakibimiz bunu aldı. Ve sonra koz temizlemeye başladı. Hangi kağıt daha avantajlıysa oradan oynar. Mesela kızı verdiğinde ben altılıyı veriyorsam eğer, bu avantajlıdır. Kozu bitirdikten sonra kendi kozları çeker kağıt olarak kalacak. Çeker kağıt dediğimizde onun üstü olmayan, yani alır kağıt. Şu an kıza attı. Biz de altılıyı attık ve aldı. Aynı şekilde valeyi oynasın bakalım. Ve bizim elimizdeki tüm kozları almış oldu. Bunları saymak da lazım. Her kağıttan 13 tane var. O yüzden mesela şu an 6 tane koz çıktı. Yeniden gelenlerin ve rakibimiz bu arada eline de bakabilir. Kağıt aldığı için elinden de rahatça oynayabilir. Yere bakıyoruz. Şu kupanın jiletini, burada geçebilen kağıt yok. O yüzden kupayla devam edebilir. Bizim en küçük kupa kağıdımız hangisi? Dörtlü. Kupa dörtlüğü verelim. Hala rakibimizde sıra. Biz almaya başladıktan sonra elimize bakıp ona göre oynayabiliriz. Şimdi bakıyoruz. Kupanın asını çekebilir. Kupanın kızı çıktığı için papazı çekmesi acemice bir hareket olur. Bakıyoruz. Başka nereden oynayabilir?
Herhangi bir alırış koz dışında yok. Kozlarımızı da bitirmememiz lazım ki oyunu biz yönlendirebilelim. O yüzden rakibimizin alabileceği en büyük kağıdı verip yani üçlüye onluyla alması işimize gelebilir. Bunu oynuyoruz. Sıra rakibimize geçti. Artık hamle sırası onda. O da elini açacak şu andan itibaren. O eli de gayet iyi. 3 tane kozu var elinde. Şimdi artık isterse o da elinden oynayabilir. Ve bakıyor. Maçası iyi gibi. Maçadan devam edebilir. Yediliği aldı. Maçadan devam edebilir. Maça yerde yoksa elinden de verebilir. Yani bunlar da bizim oynar kağıtlarımız. Tek farkı rakibimiz bunları görmüyor. Bunu yanlış koyduk. Şunu da alalım. Bunu da biz almıştık. Şimdi bakıyoruz. Başka maçadan devam ediyor. Rakibin maçası olmadığı için kozunun azalması için maç oynayıp çaktırıyor. Elinde maça çıkıp alabilirdi. Şimdi rakibimiz de hamle sırası. Yere bakıyor. Yerdeki kağıtlara göre en mantıklı hamleyi yapmayı düşünüyor. Batağın nasıl oynanacağını detaylarını önceden anlattığım için oralarda çok oyalanmadım arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim diye. Şu an maçadan devam edebilir. Yani bu batağın kurallarından biri. Oynadığınız kağıt rakipte yoksa koz atarak almak zorunda. Kozu da yoksa herhangi bir düşük kağıdını atacak ve o kağıdı biz alacağız. Yani burada kozumuz olmasaydı maça 9'uyla karşı taraf kazanacaktı. Ama kozumuz olduğu için biz aldık. El bize geçti. Şu an koz çekeceğim. Çünkü koz çekerleri bende. Kozu rakibim söyledi ama benim için avantajlı bir hale geldi. Burada da koz var elde de. Onu da alıyoruz. Ve bakıyorum kupadan oynayabilirim. Kupanın valesi çıktığı için onluya atıp papazı çıkartmayı avantajlı hale getirebilir bizde. Bunu da aldım arkadaşlar. Rakibimize veriyoruz. Şimdi hamle sırası rakibimizde. Yere bakıyor ve şu as işleri bozuyor. O yüzden karo jileti oynayarak ası çıkartabiliriz. Biraz hızlı hızlı oynuyorum. Çok sıkılmayın diye. Ama anlıyorsunuzdur umarım. Şimdi bakıyoruz. Yerdeki kağıtlara ve hamle ne yapsak mantıklı olur. Yerde bizde çok fazla sayıda karo var. Biz de karodan devam edebiliriz. Yani karo 8'liği atıp ya da 6'liği atıp şuradan 9'luyu çıkartalım. Maça 2'liği atıp 6'lıdan almasını sağlayalım. El rakipten gelmesi bir yönden de avantajımıza. Karonun 7'lisini attım. Ve geçer kağıdı kızı ve papazı var. Papazdan aldım. Şu an maç oynasa mesela biz kozumuzu oynayıp çakacağız. Çünkü maç elimizde yok. Elimizde ve yerdeki kağıtlar da yok. Bir sonraki hamle sırası bizde. Bu sefer de 8'liği atalım. Kızıyla almak zorunda kalsın. Ve rakibimiz de karoyla biz oynasın. Elimizi görmediği için dörtlüyle alalım. Karo oynuyoruz. Bu taraftakiler bizim kağıtlar, şu taraftakiler rakibin. Kupa ikili en küçük kağıdını veriyor. Sonra hangi kağıdı oynaması avantajlı? Şunu oynayabilir. Bu yediliği geçmek için tek kızımız var. Ve herhangi bir geçer kağıdımız olmadığı için hepsinin büyükleri karşı tarafta olduğu için hepsini rakibimiz alır. Şimdi bunda hesap nasıl oluyor? Bunda da ikişerli şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 26 el vardır ikişerli saydığımızda 52 destesinde. 26 tane el vardır. 13 üzerinden hesaplanıp bu kişi eksi 3 gitmiş olur. Bunun da birinci oyuncunun da elinde ikişerli saydığımızda 16 kağıt olduğu için bu eksi 3 diğeri artı 3 gider. İsterseniz eksi 3'e sıfır
0 yazabilirsiniz isterseniz artı 3. Genelde artı 3 tercih edilir. Gene 11 elin sonunda hesaplanır. Şu an bu kullanıcı artı 3. Buna 0 yazacağız. Ve 11 elin sonunda toplayacağız. Kim daha çok sayı elde etmişse o oyuncu kazanmış sayılacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.